Bacanak fena sıkıştım. Tuvalet nerede? Şurada bak, garajın orada sağda. Tamamdır, eyvallah. Yedim seni kurtuluş, yedim seni. Nergis sen kal, tamam mı? Nilüfer sen benimle gel. Hiçbir şeyi araştırmadan hemen atlamayacağız, tamam mı? Sakin olacaksın. Sakin olacaksın. Kullanın araştırmadan gelmek. Ben seni araştırayım dedim. Çok kullanışlı mısın? Ya, ne oluyor ya? Nilüfer, anne, ne yapıyorsunuz siz burada? Oh be, dünya varmış. Şaka gibi ya. Resmen annemle Samet tanışıyormuş ve annem Samet'ten nefret ediyor. Ben de onları tanıştırmaya çalışıyorum. Bir dakika ya. Acaba bunlar daha önceden tanışıyorlar. Samet o yüzden mi annemle görüşmek istemiyordu? O benden de bu yüzden uzak duruyor. İnanmıyorum ya. Özür dilerim. Gerçekten defalarca özür dilerim. İşte benim kız salak olduğu için bir incele dedim halbuki ben buna. Bir araştır dedim ama. Yok, ben sizi anlıyorum Songül Hanım. Ben sizi gerçekten anlıyorum. Şimdi siz nereden bilebilirsiniz buranın bizim evimiz olduğunu? Hakikaten çok sinirim. Sen ne gülüyorsun? Ya Nünüm, Allah aşkına. Sen şimdi benim seni aldattığımı mı zannettin ha? Hem de bu kıvırcıkla. Ya o kıvırcık benim dünya aratmacım be. Ay! Korkma, korkma. Gel kız, gel. Korkma. Ay, özür dilerim, hakkını helal et ha. Ay yok yok, önemli değil. Siz hiç canınızı sıkmayın. Ha. Sağ olasın. Şşt kıvırcık. Bak ne diyeceğim ya. Ben böyle Filiz Hanım'ın bavulları yapmaya gelmiştim buraya da ona götürecektim. Hazır nünümler gelmiş buraya. Onların arabayı götürüversen sen bavulları. Öyle kenarda duran pembe pembe olan. Tabii. Yalnız şimdi Nilüfer'cim yani lütfen yanlış anlama yani. Bana düşmez ama yani bu kadar kıskançlık da normal değil yani bence. Bir dakika bir dakika. Yalnız seven kadın kıskanır hani, onu ben söyleyeyim de. Kurtuluş Bey. Şimdi tamam, biz kadınız. Yani bu kıskançlık illeti bizim doğamızda var. Var. Ama şimdi yani Nilüfer'cim, kıskanılacak şeyler var. Kıskanılmayacak şeyler var. Bu niye kıskanılsın? Değil mi? Yani ne yapıyoruz? Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Yani böyle... Sakin oluyoruz. Sakin. Evet. Bonsai'nin yeri yanlış. Efendim? Bonsai. Şadi Bey yanlış yere koymuş. O güneş sever. Aydınlık falan sever yani. Öyle mi? Onu bir ara değiştirirsiniz. Şeyi anlayamadım ben. Siz o bonsai'yi nereden biliyorsunuz? Ay ben çiçekçiyim. Hayatım, Şadi Bey geldi bugün. Ay bayıldı, öldü. O kadar sevdi ki ben de kendisine hediye ettim. Ay ne kadar güzel yapmışsınız. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Kalkalım,
Tekrar çok özür dileriz. Eviniz harikaymış, iyi günler. Her zaman bekliyorum, lütfen. Tabii tabii, lütfen. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şadi Bey'in söylediklerini Filiz'e ileteceğim. Şadi Bey'e çok selamla. Tabii, tabii. Ben söylemez miyim sizin selamınızı Şadi'ye? O zaman ben de şey yapayım. Rezil olduk. Allah! Onların burada ne işi var ya? Ne oluyor ya? Rezil olduk, hadi yürü. Ay sus anne ya, sus tamam ya. Kız, ben senin üstüne gül koklar mıyım? Deli. Yürü! Yürü! Hala sırıtıyorsun. Sıkıldım, bıktım sizden. Bıktım illallah. Yürüsene Nilüfer. Eller deliye hasret, ben akıllıya hasret. Hale bak. Hadi hadi iş başı. Hadi iş başı. Allah'a emanet. Anne ne oldu? Ne olsun kızım? Rezil ol. Yılların eviymiş kızım burası. Şaka yapıyorsunuz. Siz o zaman hiçbir şey yapmadınız değil mi? Yapmadınız inşallah. Bacarak ne oluyor ya? Yemin ediyorum bu kız bana hala deli gibi aşık ha. Ne oluyor abi ya? Ya ne olsun bir oğlum. Dünün beni onu aldatıyorum zannetmiş de buraya kadar takip etmiş. Ama tabii öyle olmadığını anlayınca... Eyvah, takip mi etmiş? Ozan kayınvalidem kesin gördü beni. Ulan beni şöyle düşünmedim ben. Abi bittim ben ya. Dur bir oğlum, hemen karartma, belki görmemiştir. Ne bileyim, belki görmüştür de tanımamıştır. Bendeki bu şans varken kesin görmüştür. Doğru diyorsun bak, sende bu şans varken görmüş olabilir ha. Duymuyor musun? Alo? Anneciğim, ben hastaneye geldim. Siz neredesiniz? Aa, geldin mi? Hayatım, biz de gelmek üzereyiz. Tamam, görüşürüz. Lale, merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Süsleme var sanırım. Evet, o da süslemeye geldim de aslında ben seninle bir şey konuşacaktım. Ama odayı bitirdikten sonra gelirim diye düşünmüştüm. Konuşalım tabii yani. Ne zaman istersen, ben müsaitim. Tamam, konuşalım. Öyleyse odama geçelim. Tamam. Son aradığımda biraz gergin olduğun için üstüne gelmek istemedim. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ben o gün için kendimi çok suçlu hissediyorum. Sen de üzüldün. Ya niye kendini suçlu hissediyorsun? Senin bir suçun yok ki. Ben bu arada Onur'la konuştum. Her şey bir yanlış anlaşılmaymış. Onur'un bile doğru düzgün haberi yoktu. Öyle mi? O zaman o sorunu hallettiniz. Hallettik. Senin adına sevindim. Benim tek istediğim senin huzurlu olman. Ben sana her şey için çok teşekkür etmek istiyorum. Yani Onur'la yaşadıkların da benim yüzümden. Yani ben sana anlattıklarımdan dolayı sen de ön yargılı davrandın Onur'a. Sorun değil. Sen iyi ol yeter. Şimdi bu olanlardan dolayı böyle nasıl desem, buraya gelmem, senin Onur'la tekrar karşılaşman doğru olmaz diye düşünüyorum. Üzgünüm. Ben de üzgünüm. Aslında başından beri sana karşı belki de biraz fazla korumacı davranıp haddimi aşmış olabilirim. Benim de bir kız kardeşim var. Yani bir erkek olarak, doktor olarak bu mucizevi süreçte kadınların üzülmesini istemiyorum. Yani ben de buyum.
Gerçekten sen çok iyi bir insansın. Yine de arkadaş kalalım isterim. Yani buraya iş için falan geldiğinde bir kahvemi içersin değil mi? Tabii içerim. Tabii ki. Benim yüzümden zor durumda kaldın. Yani eğer istersen Onur Bey'i arayabilirim. Hiç gerek yok. Yani aramana hiç gerek yok. Zaten Onur da gerçekten kötü biri değil. Emin ol. Ben ona bu sebeplerden ters davrandım. Bir sürü yanlış anlaşılma oldu. O yüzden bu hale geldi. Muhakkak öyledir. Sen bunları düşünme artık. Yani nasıl istersen öyle olsun. Teşekkür ederim. Annem arıyor, gelmişlerdir. Gerçekten her şey için tekrar teşekkür ederim sana. Ne zaman istersen çekinmeden beni arayabilirsin. Umarım bu söylediklerime kırılmamışsındır. Hayır, olur mu öyle şey? Sağ ol. Kolay gelsin. Görüşürüz, iyi bak kendine. Sağ ol. Ablacığım ne yaptı? Konuştum işte Doktor Onur'la. Bir daha size hiç muayene olamayacağım dedim. Söyledim. İyi yaptın ablacığım. Ne yapalım? Ne oldu peki? Ne dedi? Ya dedi ki benim bir kız kardeşim var. Bu yüzden sana karşı bu kadar hassas davrandım. O yüzden gerildim dedi. Ay. Ay Lale. Benim şimdi kafam karıştı ya. Biz bu çocuğu yanlış değerlendirmiş falan olmayalım ha? Yaptığı açıklamaya göre bence de öyle. Ay hadi neyse ne yapalım? Ay tamam boş ver şimdi. Sen Onur'la ne yaptın onu söyle. Barıştık. Yaşasın. Bana bak. Annem bir böyle yemek hazırlayacak. Onur'u davet edecek. O da böyle çok üzgünmüş. Bir gönlünü falan alacakmış. Ay çok iyi düşünmüş. Vallahi aferin anneme. Onur da hem çok sevinir. Siz ne yaptınız? Bizim hoş ver ya. Süsleme yaparken konuşuruz. Hadi. Hadi yürü. Buyurun anneciğim. Ay, alo Onurcuğum. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden güzel haberleri aldığım zaman daha mutlu oluyorum Onurcuğum. Eksik olmayın. Ben bir şey soracaktım sana. Eğer müsaitsen bu akşam seni bize yemeğe almak istiyorum. Memnuniyetle. Sizin o güzel yemeklerinizi yemek için sabırsızlanıyorum. Çok naziksin. Oldu. O halde akşama görüşüyoruz. Görüşürüz efendim. Saygılar. Hoşça kal. Vay be. Ne çocuk vallahi. Ne kadar nazik. Görüyor musunuz? İşte stil sahibi. Nezaketini asla bozmuyor. Nasıl canını okudum ben bu çocuğun. Bak hiç değişmedi. Çiğ mi? Çok şükür. Vallahi. Elinize sağlık yani. Her şey acayip lezzetli görünüyor. Sağ ol. Makine gibisin ya. Oradan oraya, oradan oraya. Ne yapalım işte. Tek başımıza yaşayınca her şeylere yetişiyoruz. Vallahi benim için hiç öyle şey değil yani. Şey var ya. El şaklatmaca. Böyle yani yanlış anlamadım değil mi? Oğlum bana göre değil içer biliyor musun? Böyle yalnızlık falan. O zaman demek ki ne yapacaksın sen? Demek ki tekrar barışacaksın. Başka yolu yok. Yok ya bunun ne alakası var ya Erol'la? Ben neden bahsediyorum biliyor musun? Yalnızlık Allah'a mahsus ondan bahsediyorum. Ne öğretir başına? Vallahi geldiler. O açlıktan öldüm zaten ya. Ay ne yapıyorum ben? Daha bugün ikinci gün. Kızım bir an evvel barıştırman gerekiyor şunu. Bir an evvel. Yoksa beni yiyecek. Ne yaptınız?
Güzel güzel süslediniz mi? Ay süsledik vallahi, bir de ikizlerdi biliyor musun? Biri kız biri erkek. Ay biz de bu hafta öğreneceğiz vallahi cinsiyetini. Ne güzelmiş öyle bir kız bir erkek. Ay hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay canım. Ay ben de seninkini yemeğe davet ettim. Teraryum da göndermişsin, ellerine sağlık. Aa, teraryum mu yolladın onlara? Evet, bir de not yazmış. Anlıyorum ki senin haberin yok. Nergis ve annemin işi bu. Gerçekten tebrik ediyorum. Ne oluyor böyle el kol? Hani yani ajan mısın? İşimiz gücümüz var. Ben oyalanamayacağım. Sen ekmekleri kesiyorsun, sen cacık yapıyorsun, sen de şeyleri doğruyorsun. Tamam başkanım fazla. Hadi hadi. Sakin ol ablacığım. Konuşacağız anneciğim. Konuşacağız. Teraryum ne? Afiyet olsun. Ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Laleler akşam yemeğine davet etti beni. Oraya gidiyorum. Tabii. Sana karşı mahcup oldu. Şimdi aklı sıra senin gönlünü almaya çalışıyor. Hatalarını anlamaları da bir şey. O kadar basit değil Fikret. Bana demediğini bırakmadı o kadın. Keza onuruma. Anneciğim lütfen uzatmayalım ha. Yani önemli olan bu işin tatlıya bağlanması. Değil mi babacığım? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani sonuçta beni yemeğe davet etti. Bak çok ince, çok kibar bir davranış, öyle değil mi? Yani seni çağırmaları tamam, güzel ama benim de gönlümü almaları lazım yani. Gerçi biraz artık zor ama. Yani tabii ki senin gönlünü de alacaktır. Öyle tahmin ediyorum da. Şimdi annemi de tanıyorum ben. Yani her şey karşılıklı. O konuşurken sen de boş durmamışsındır diye düşünüyorum ama. Bak bak bak, annesini nasıl tanıyor, annesini nasıl tanıyor. Hadi afiyet olsun size. Sana da şimdiden afiyet olsun oğlum. Hoşça kal baba. Görüyorsun değil mi? Nasıl koruyor onları? Analı kızlı bunlar, çok akıllılar. Çocuğumu böyle parmaklarında oynatıyorlar. Kim bilir evlenince neler olacak? Abartma istersen Yıldız. Yani barıştıklarına, sevineceğine... Ben artık hiçbir şeye doğru düzgün sevinemiyorum. Hiçbir şeye sevinemiyorum. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Ya Rabbim, ağlama, kıyamam sana. Ağlama ya. Abime bir yorgunluk kahvesi yapayım dedim. Ah, ah be abisi. Ellerine sağlık. Abi bu temizlik yordu bizi be. Ne yapacağım oğlum? Ekmek teknemiz. İyi bakacağız tabii. Abi ne diyeceğim ya? Nergis'in annesi görmüş müdür beni? Ya yok be oğlum. O hengamede nereden görecek? Ayrıca Nünüm hepimizden rol çaldı zaten. Ya var ya bir görecekti. Nasıl delirdi, nasıl delirdi. Oğlum var ya, hala deli gibi aşık bana ya. Tabii olan kıvırcığı aldı, ne yapacağım? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nergis'in annesi beni görseydi bu bıyıklarımı tek tek yolardı. Oğlum var ya, Allah'tan inmedin arabadan ha. Harbiden yolardı. Vallahi Allah korudu ya. Ama benim işim zor be abi. Yani Nergis'le barışsak bile annesi bizim aşkımıza engel olur. Öyle deme be oğlum. Bir şey diyeyim mi sana? Aşkın önünde hiçbir şey duramaz. Bunu görmüyor musun? Nasıl? Vallahi o nasıl kıskanmak ya? İnşallah Nergis'im de beni öyle kıskanır. Kıskanır tabii babacanak. Kız seni seviyor sonuçta. Seviyor değil mi abi? Seviyor tabii be oğlum. Bak şu işleri biz bir rayına sokalım, paraları kazanalım. Asıl o zaman neler oluyor göreceğim bak. Şu bebeklere bak be. Of. Ya var ya oğlum bak. Çiçek gibi mekanımız var ha. Kızlar dışarıda, çil çil duruyorlar. Daha ne olsun be oğlum? Ben sana dedim değil mi? Ha? Bak bu çocuk sana aşık dedim. Bak bir kahvaltıyla hemen yumuşamış. Ay sadece kahvaltı olsa iyi. Bir mumiliklerimi, o şirinliklerimi bir görseydin. Ay, ama hemen yumuşadı. Allah var vallahi. Hiç uzatmadı. Aferin vallahi ona. Tabii bir de hamilesin. Bu kadar yaşadığın sorun var. Cık. Ay olgun adamın hali de bir başka oluyor ha. Hem de anlayışlı ve kibar. Bakın annemin davetini hemen kabul etti. Evet ya. Size bir şey diyeyim mi? Ben Onur'a tutuluyorum. Ya çok kıskanıyorum. Bir şeyler oluyor işte ya. Ay ne güzel duygular bunlar be. Yalnız senin kadın doktoru kıskanırken erkek doktorun gelmesi harika olmuş ya. Evet. Kaderinin değişmemesi peki. Tamam ben iyi hoş. Tozum da kıskanıyorum da. Sana ne demeli? Bir kıskanıyorsun, saç baş giriyorsun ya.
Ya bir de boşayacağım diyor. Nasıl göz döndü bir görsen? Ha Bimbe, Allah Allah. Aptal yerine konmayı hiç sevmiyorum ben. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eniştemin seni aldatacağı varsa şu gün itibariyle yeltenemez bile. Ay abla sorma ya. Görmen lazımdı. E annem de şokta kadın, ne yapsın tabii. Bir şey söyleyeyim mi? Onur'un yengesi kesinlikle söylemiştir Onur'a. Demiştir bir de bunlar ne manyak aile, ne kıskançlar diye. Ay söylerse söylesin be. Aman bu kadın zaten çok fena ha. Kesin yetiştirmiştir. Bence boş ver. Hı? Onur bilsin böyle erkeklerimizi biz nasıl sahip ediyoruz. Evet. Ya sanki Onur'u kıskanmam Onur'un hoşuna gidiyor. Ama şöyle de bir şey var. Bir dost fazlası bünyesine zarar verecek gibi hissediyorum. Tabii canım çok belli etmemek lazım. Sonra hemen havalara giriyorlar. Ay deme Nergis. Ay ben şimdi var ya Kurtuluş'un girdiği havaları düşünemiyorum bile ha. Ay neyse tamam ben gideyim kalkayım, anneme de yardım edeyim, tek başına kadın. Ay tek kalır mı? Dört numara var Filiz. Asla yalnız bırakmaz onu. Bence de abla in enişteme yemek kalmayayım. Ay ama artık. Ha? O kızı az yiyor. Ya bünyesine göre az yiyor. Ben tek çocuk büyütçe yapıyorum. Anca yiyorum onun kadar. Ya bacanak. Biz şaka maka ticarete giriyoruz değil mi şimdi? Vallahi inanamıyorum abi. Ama hepsi senin sayende biliyor musun? Vallahi özgüvenimi yerine getirdin ya. Kendime getirdin beni ya. Ayıp ediyorum oğlum. Sana bir şey diyeyim mi bak. Bu açtığımız bizim ilk dükkan. Bunun gibi en az 100 tane daha açacağız görürsün bak. 100 tane. 95 tane olsun be oğlum. Yani şimdi bacanak para kazanacağız da yani şube açmak için sermaye gerekmiyor. Ha. E oğlum senin böyle köyde hazırda tarlalar var ya. E direkt onları nakite çeviririz. Tarlalar. Uçsuz bucaksız tarlalar. Bana koklatırlarsa görürsün sen de. Bu hakkımı bile nasıl verdiler vallahi şaşkınım yani. Aa bak abisi. Yalnız malına sahip çıkacaksın ha. Yoksa gelir ayıklarlar. Biz biraz garip büyüdük be abi. Ha? Yani anne baba ölünce bizi dedemiz büyüttü. Dedemiz de rahmetli olunca böyle ortada kaldık. Kimse sahip çıkmadı işte. Ben de İstanbul'a çıktım geldim. Gurbet zor. Allah'tan rahmetli dedem var ya. Onun en yakın arkadaşı Onur Bey'in dedesi. Onlar sahip çıktılar bana burada. Allah razı olsun. Ya bacanak. Sana bir şey diyeyim mi? Bizim bu Onur bacanak var ya. Yemin ediyorum 10 numara insana. Adamın kara kökü abi. Aynen öyle. Ben onun hakkını ödeyemem ya. Çok emeği var benim üstümde. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz şimdi burada iş yapıyoruz ya. Yarın bir gün başka yerde oluruz. Hiç umurumda değil abi. Ben hayatımın sonuna kadar o adamı yalnız bırakmam. Ya yemin ediyorum karakter olarak aynı bana benziyor ha. Çok vefalı çocuksun ya. Tıpkı benim gibi. Ben de öyleyim oğlum. Ne yapayım? Sen yine şanslısın be abisi. Bizde ne ana vardı ne baba. O yüzden böyle akrabalardan da kimse sahip çıkmadı. Bayağı bildiğin öyle yurt köşelerinde büyüdük, ne yapacaksın? Yok be Kurtuluş abi, öyle deme, sen de şanslısın. Yeah. Hayır abi, öyle şimdi düşünme. Bak nasıl düşün biliyor musun? Abi, pırlanta gibi bir eşim var Nülüfer abla. Güzeller güzeli bir çocuğun var. Bak şimdi iş yerimiz doldu. Daha ne ister ki insan bu hayatta? Doğru diyorum be abisi. Çiçek gibi dükkanımız var. Nünüm de yanımda artık. Ben daha ne isteyeyim be oğlum? Of. Güzel günler bizi bekliyor be abi. İnşallah be abisi, inşallah. Pelin Su, nereye gidiyorsun kızım? Lale'nin annesiyle konuşmaya gidiyorum anneciğim. Aa, iyi de sabah tamam bekleyeceğim dememiş miydin sen? Neyi bekleyeceğim ya, neyi bekleyeceğim? Daha fazla rezil olmayı mı, küçük düşürülmeyi mi? O kız resmen bugün şirkete gelip boy gösterisi yaptı. Beni o şirkette barındırır mı zannediyorsun? Her şeyimi elimden aldı ya, her şeyimi. Ne yapıp edip onları ayıracağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Pelin Su lütfen kızım. O nasıl benim gözlerimin içine baka baka Onur'u öptüyse, ben de annesine sözleşmeyi söyleyeceğim. Çocuk doğduktan sonra evliliğin bitmesi garantilenmiş bir evliliği annesi kabul edecek mi acaba? Peki Onur sözleşmeyi iptal ederse ne yapacaksın ha? Mantıklı ol biraz. Kızın annesi evliliğin peşini bırakır mı zannediyorsun? Üstelik sözleşme iptal olduktan sonra. Peki sence Onur'un annesi sözleşmenin iptal olmasını kabul eder mi? Yani Yıldız elinden gelen her şeyi yapar. Mecburen bana destek olmak zorunda kalacaklar. Pelin Su, bak başına çok büyük işler açıyorsun kızım. Lütfen vazgeç ha.
gençsin, güzelsin. Onur'dan çok daha iyilerini bulabilirsin. Lütfen. Hayır anne. Onur'dan asla vazgeçmeyeceğim. Onu kaybetmemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bakalım Lale Hanım karşısında beni görünce ne yapacak? Korkudan bayılır mı acaba? Pelin Su! Bu kız kesin başına bir iş açacak. Of Pelin Su, of! Hayır, kabahat bende. Sanki bilmiyorum bunun takıntılı olduğunu. Nereden açtım bu işleri başımıza? Eğer o kız ortaya çıkmasaydı her şey yolunda gidecekti. Tamam Betül, bir daha sana haber vermeden gitmem. Bakma bana öyle. Hay yine gideceksin yani Şade. Betül, sen Songül Hanım'dan beni kıskanıyor olamazsın herhalde değil mi? Ay, elbette olamam. Niye öyle bakıyorsun o zaman? O zaman bana öyle dik dik bakacağına telefonuna bak. Bak telefonu çal. Efendim Şebnemciğim. Betülcüğüm merhaba. Pelin Su... Lale'nin annesiyle konuşmaya gidiyor. Ne? Ama Şebnemciğim şimdi biz bu sabah ne konuşmuştuk hayatım? Ne yapacak yani? Gidecek illa sözleşmeyi mi söyleyecek? Lale bugün şirkete gelmiş. Pelin Su tabii onu orada görünce yakın bir zamanda işten çıkartılır diye strese girmiş. Şimdi çok haklı. Pelin Su burada çok haklı. Ama şimdi bana sorarsan çok da fevri davranıyor. Bilmiyorum Betülcüğüm. Ne desem ikna edemedim. Bir de arayıp sen mi konuşsana? Tamam tatlım, tamam. Ben arayayım, ben onunla bir konuşayım, oldu mu? Benim çünkü onun lalelerin evine gitmesine engel olmam lazım. Şey yapalım, sen kapat telefonu tamam mı? Konuşalım sonra. Hadi canım, hadi. Allah'ım bu kız ne yapmaya çalışıyor? Yani biri bana bu kızın ne yapmaya çalıştığını açıklayabilir mi? İnsan ne yapar? İnsan önce arar, bir danışır yani, öyle değil mi? Hayır, olmaz. Olmaz şimdi, ne yapacak? Ne yapacak yani? Bu düğünden önceki gibi konuşacak da ondan sonra kızı gene bayıltacak mı yani? O böyle bir şey olamaz. Hayır, ben böyle bir şeye izin veremem. Hayır. Hadi Pelin Su, hadi yavrum, hadi. Annem hemen Betül'e yetiştirmiş. Benim hiçbirinizin aklına ihtiyacım yok. Bak açmıyor. Ay bak açmıyor. Bak. Ay ne yapmaya çalışıyor bu kız? Ay her şeyi berbat edecek. Yine ne karıştırıyor acaba bu kadın? Ay. Alo Seher. Ay Yıldız Hanımcığım, az önce Şebnem Hanım Betül Hanım'ı aradı. Pelin Su Hanım'ın Lale'nin annesiyle konuşmak için evlerine gittiğini söyledi. Niye? Ne iş varmış onun orada? Ya biz sözleşmeden bahsettiler ama. Ay olamaz. Songül Hanım'ın kesinlikle o sözleşmeden haberdar olmaması lazım. Yoksa mahvoluruz. Ya Yıldız Hanımcığım, çok önemli bir gelişme daha var. Neymiş, çabuk söyle. Lale Hanım nikahta Pelin Su yüzünden bayılmış. Ne? Nasıl? Ya Pelin Su Hanım onunla konuşmuş. Ay inanmıyorum. Deli bu kız, delirmiş. Nasıl Lale ile düğünden önce konuşabilir? Lale bunu söylemedi. O zaman Onur'un haberi olsa benim haberim olur. Ay, tamam Seher. Çok teşekkür ediyorum. Kapatıyorum. Oh yaşasın ya. Gelsin paralar, gelsin altınlar. Fikret, bittik biz. Ya ne oluyor Yıldız? Bana da anlat, hiçbir şey anlamadım. Pelin Su lalelere gidiyormuş, Songül Hanım'a sözleşmeyi anlatacakmış. Ne? Ne yapacağız Fikret? O zaman şu Pelin Su'yu hemen ara, böyle bir şey yapmasın. Ara çabuk, ara. Ay telefonu kapalı Fikret. Ne yapacağız şimdi? O zaman Pelin Su'dan önce lalelere gideceğiz. Hadi yürü o zaman hemen. Hayırdır? Ne bu telaşınız? Lütfen bizi oyalama Şerife. Şu an hemen gitmeniz lazım. Hadi Fikret. Tabii. Ay, ne kaçırdım acaba? Üf, çatlayacağım şimdi ya. Hayır, telaşlarına bakılırsa en azından bir beşi bir yerde aldıracak bir şey kaçırdım ben. Görüyor musun? 2 dakika mutfakta oyalandık diye. Bir saniye bile şunların yanından ayrılmamam lazım ya. Her an bir atraksiyon dolu şu ev. Ah Şerife ya. Of. Nerede kaldı ama bu ya? Hadi ya. Dolmanın içi kurudu. Ha öyle mi? Kurumadı. Ablacığım yemin ediyorum sen de bu heyecandan bizim içimizi kuruttun ama. Tamam sakin ol. Bir sabredin Allah aşkınıza, olur mu? Bir 5 dakika bekleyin. Geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay geldi. Dur, hiçbir şey yok. Hadi karşılamaya git. Sakin. Ay, koş bırak, yavaş. Yavaş. Geldi. Tamam sakin.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne aldın? Sence? Tatlı. Buyurun. Ne olur Allah aşkına belirleme. Ne olur bak hayat mayat bir meselesi. Rica ediyorum. Ay, ne olmuş arkadaş? Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Anneciğim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok iyiyim, sağ olun. Yani hoş geldin de. Yani nerede kaldın sen? Damadım da yanıma otursun. Geldim. Hiç sabret Allah. Filiz'im, toplantım biraz uzun sürdü, o yüzden biraz geçirdim. Kusura bakma lütfen. Şey, salata vereyim ben. Fikret, biraz daha hızlı lütfen. Pelin sudan önce orada olmamız lazım ama. Merak etme Yıldız, merak etme Yıldız. Varırız. Bak trafik açık. Yetişemeyeceğiz galiba Fikret. Yetişiriz. Merak etme diyorum sana. Belin sudan önce oraya varırız. Merak etme. Evet evet yetişeceğiz Fikret. Tamam Fikret. Ay çok hızlı. Yalnız söylemeden geçemeyeceğim. Hakikaten yemeklerin hepsi ayrı ayrı çok güzel olmuş. Lale'nindeki meşek de belli oldu böylece. Ay çok esprilisin Onurcuğum. Ya da asla espri değil. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Ben normalde bu kadar yemem zaten. Artık barıştığınıza göre düğünü de haftaya yaparsınız. Kısmetin olmalı.